Cüneyt Özdemir geçtiğimiz dakikalarda meydana geldi o üzücü olay. Kameraman arkadaşım Umut Taşkaya'dan da ben rica edeyim. Şöyle geçeyim, ekrana daha detaylı göstermesini isteyeceğim. Arkada gördüğünüz otelin olduğu noktada asma tavan geçtiğimiz dakikalarda büyük bir gürültüyle çöktü. Yaralılar var, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. O bilgiyi paylaşalım. Ortalık burada UMKES'inden sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz. Burası oteller bölgesi olarak biliniyor. Hemen gördüğünüz otelin içerisindeki asma tavan büyük gürültüyle çöktü. Ambulansları gösterecek Umut Taşkaya. Yaralılar özellikle hemen hızlı bir şekilde bölgedeki ambulanslara kaldırıldı ve ambulanslarla da bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor. 7-8 kişinin içeriden çıkarıldı, ambulanslara aktarıldı bilgisini paylaşalım. Yaralılar hızlı bir şekilde bölgedeki hastanelere sevk ediliyor. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü ki geçtiğimiz dakikalarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yayını bitirdiğimiz dakikalarda burada gürültüyle büyük bir gürültü koptu ve bu otelin içerisindeki asma tavan büyük bir gürültüyle içeride vatandaşlar vardı. Vatandaşların üzerine yıkıldı o asma tavan ve içerideki yaralılar da bölgeye sevk edilen ambulanslarla hemen hastanelere sevk ediliyor. Umut şöyle gel hemen yan taraftan şöyle geçelim. Bir kez daha paylaşalım. İçeride vatandaşlar vardı. Vatandaşlar da birçoğu da ambulansla hastanelere kaldırılmış durumda. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri vardı Sarıkamış'ta. Oteller bölgesi bulunduğumuz nokta ve buradaki etkinlikler kapsamında da yarın sabah saatlerinde bir yürüyüş gerçekleşecekti. O yürüyüşün hazırlıkları vardı. Büyük bir yürüyüş, binlerce gencin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleşecekti ve o yürüyüşün öncesinde de bulunduğumuz noktada aslında oteller bölgesinde büyük bir yoğunluk da yaşanıyor. Onu da paylaşalım. Bir yandan da kameraman arkadaşım Umut Taşkaya da ekranlarınıza taşıyacak. Ambulansa doğru gel Umut. Sağ taraftan gel. Bir yandan da yaralılar özellikle o ambulanslarla sevk ediliyor ve özellikle sağlık ekiplerinde buradaki mücadelesi devam ediyor. Şunu söyleyelim. Yaralılar var, ölü olmadığı bilgisini paylaşalım. Şu an için tek temenni bu şekilde yine yaralıların da ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaşalım. Yaklaşık bulunduğumuz noktada olay geçtiğimiz dakikalarda meydana geldi. Biz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yayını bitirir bitirmez buraya geldik ve bulunduğumuz noktadaki büyük bir kaos var aslında. Bir yandan da hem ambulans ekipleri hem sağlık UMKE ekipleri burada aslında yaralılara müdahale noktasında, ilk müdahale noktasında mücadele veriyorlar. Şöyle hemen karşı tarafı da Umut göstersin. Bir yandan da yaralıların hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşalım. Edindiğimiz ilk bilgiler bu şekilde. 7-8 kişiden bahsediliyor ve o yaralıların da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak ilk tedavileri gerçekleştiğini söyleyelim. Efendim siz gördünüz mü olayı? Buradaydım, evet. Soralım, ne yaşandı? Efendim biz içerideydik. 140 kişi vardık. Birden patlamaya başladı. Tavanda çatırtma başladı. Ses gittikçe kulakları patlatır şekilde oldu. Biz anladık ki tavan çöküyor. Dolayısıyla bir anda baktık ki tamam bizim hepimize çöktü. Ama arkadaşlara dedim ki duvara yaklaşın. İçeride kaç kişi vardı? En az 140 kişi vardı ama biz o dönemde toz çoktu. Çünkü bodrum olduğu için tozun bertaraf edilmesi için bir pencere yoktu. Üzerinize mi yıkıldı? 140 kişi yıkıldı. Nasıl olduysa bir karton piyer benim başımdan herhalde yerinden oynamıştı. Ben dik çıkabildim. Çıkabildim ama her taraf tozlu. Arkadaşların yardımıyla sürünerek beni dışarı attılar. Şunu soracağım. Ambulansta kaldırılanların durumu nasıl efendim? Sağlık. Ya, şimdi çok toz yuttular. Çok toz yuttular. Dolayısıyla o tozda çoğu insan çok zehirlenen durumda oldu. Bodrum olduğu için orada tozu bertaraf edecek pencere yoktu. Çoğu arkadaşımız panik de yaptı ama çok üst üste de geldik. Çünkü tavanın komplesi üzerimize düştü. O kadar çok şeydi ki, ağırdı ki tavan. Yani içerisindeki o lama demirler çoğusunun kafasını yaraladı. Dolayısıyla arkadaşlar geldi beni süründürerek giderken dedim ki arkadaşlar tozu buradaki arkadaşların için toz çok önemli ama tozu şey yapamadılar ama bana göre orada 100 tane arkadaşımız yaralandı. 140 kişi vardı. Orada bir tiyatro vardı. Sarıkamış şehitleriyle alakalı tiyatro vardı. Herkes onu bekliyordu. Bakanlar çok gecikti. 4'te gelecekti. Gelmedi. Kaç kişi vardı? En az